Bir kez daha merhaba sevgili seyirciler, iyi pazarlar. Hafta sonu sabah programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu saatte stüdyo konuğum Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan'la bir haftalık analiz yapacağız. Şu anda da yanında. Hoş geldiniz, iyi pazarlar. İyi pazarlar. Şimdi ilk saatte şöyle bir gazetelere göz attım, taradım izleyicilerimizle beraber. Herhalde en güzel, en anlatıcı, en açık başlıklardan birini atmış Sözcü gazetesi. Yine kandırıldılar, yine yanıldılar. Tabii şu anda kamuoyunun konuştuğu iki konu var. Birincisi Sarraf davası, ikincisi de Man Adası belgeleri. Yurt dışında hesap dekontları saçıldı artık ortaya. Tabii ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamıştı. Daha sonra da AKP'den yine istenilen yanıt gelmeyince bu kez de CHP sözcüsü Bülent Tezcan o tüm belgeleri basına dağıtmıştı, kamuoyuna açıklamıştı. Şimdi ilk olarak Sarraf davasıyla başlayalım istiyorum Uluç Bey. Gene hakikaten sözcünün de okuduğu gibi mi biz de görmeliyiz? Yine bir kandırılma mı yaşanılıyor? Önce tabii bu davanın şimdi ismi de değişti. Oradan da bir garip bir de dipnot da var. Şimdi Hakan Atilla davası deniliyor. Hatta orijinal adı ABD Atilla'ya karşı. Evet. Önceki günlerde Müyesser Yıldız'dan okumuştum. Gerçekten de çok bilgi verici, önemli ipuçlarını yakalayan bir yazı da yazmıştı. Bu bir Ergenekon'un devamı olarak da okuyor onu. Yani tıpkı Ergenekon nasıl işte Türklerin, biz Türklerin destanıysa, bir kutsalıysa, Atilla ismi de öyle değil mi? Türk tarihinde evet. Önemli figürlerden, önemli liderlerden biri Hakan Atilla üstelik. Bir sembolik anlamı da var anlaşılan. Yani Amerika'nın sadece, siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum da, sadece AKP'yi ve Erdoğan'ı köşeye sıkıştırma hamlesi olarak mı görüyorsunuz? Yoksa topyekün yine Türkiye'ye saldırı girişiminin bir devamı mı sizce? Şimdi sizin bu sunumunuz, sözü bana bırakmadan önce bir şeyi ortaya koydu. Sarraf olayı bir hukuk davası olmanın ötesinde. Belki işte bir siyasi hesaplaşmanın hukuka yansıması olarak tanımlayabiliriz. Sarraf'ın Amerikalı savcılar tarafından sorularla yönlendirilmeleri de aslında bunun bir hukuk davası olmanın ötesine geçtiğinin çok ciddi kanıtı. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını iki kere savcıların sorularla zorlamasıyla tutanaklara geçirdiler. Şimdi bu davanın siyasi bir iradenin tezahürü derken, işte Amerika sadece AKP iktidarını, Erdoğan'ı mı sıkıştırmak istiyor, yoksa Türkiye'yi temel olarak mı hedef alıyor sorusuna yanıt vermeden önce, bakın bu davayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce yaptığı bir açıklamayı anımsamakta yarar var. Şimdi bir milletvekilleriyle toplantı yapıyor Cumhurbaşkanı. İlk toplantıda bir milletvekili bu dava bize sıkıntı getirebilir deyince şu cevabı veriyor. Getirebilir değil, getirir. Hı hı. Ve şöyle devam ediyor. Amaç da bu. Altında kalmayız, savunmada değiliz. Taarruz itirafı aştı, iftiraya dönüştü. Evet. Yani Cumhurbaşkanı itiraf değil, iftira nitelemesi yapıyor. Türkiye'ye saldırılıyor, Türkiye suçlu gösterilmek isteniyor. Bu konuda muhatabımız Trump. Hı hı. Şimdi dava ama muhatabımız Trump. İran komşumuz Obama'ya ticaretimiz mecburen devam edecek dedik. İstedikleri ambargoyu uygulama taahhüdünde bulunmadık. O yüzden bu boş bir dava. Amaçları Birleşmiş Milletler kararına aykırı yapılan bir şey yok. Şimdi buradan hareketle yürürsek daha iyi algılarız diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanının bu dava ile ilgili boş nitelemesi maalesef çok inandırıcı değil. Boş bir dava değil.
mevcut haliyle dahi Türkiye'yi öncelikle ekonomik bakımdan ciddi sıkıntılara sokabilecek bir dava. Bunun için yani hukuki seyrinde yürürse, o kayıtla söylüyorum. Bunun için yani Türkiye'ye yönelik bir şey gerekmiyor. Amerikan bankaları, başta Halkbank olmak üzere bazı Türk bankalarına, 5 bankadan söz ediliyor, karşı harekete geçebilir, ceza verebilir. Geçmişte başka bankalara yaptı Amerikalılar bunu. Uluslararası işlemlerini yapmalarına kısıtlamalar, sınırlandırmalar Amerika üzerinden yapabilirler. Evet. Örneğin bu herhalde konuşacağız. Man Adaları'nda Halkbank'la Albarak arasında para trafiğine Swift olduğu için, döviz olduğu için ister istemez New York'ta bir Amerikan Mellon bankası da giriyor. Hatta işte bunlar, aktif bank olayı da var. Evet. Şimdi bu tür uluslararası ticaret konusu kısıtlanabilir. Bu hükümetten hükümete bir tasarruf değil, şirketten şirkete bir yaptırım. Bu nedenle yani ciddi ekonomik potansiyeli var sıkıntı olarak. Ve bu ekonomik karşı karşıya Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye sıkıntı getirir dedi. Sorunlar öyle anlaşılıyor ki siyasi bazda pazarlık konusu. Muhatabımız Trump sözcüğü Cumhurbaşkanı'nın bu davayla ilgili yargı sürecini bir kere bırakıp muhatabımız Trump demesi bunu ortaya koyuyor. Yalnız bu noktada bir Türkiye kendi ayağına kurşun mu sıktı diyeceğim. Beni çok rahatsız eden bir gelişme yaşandı. Bakın öyle bir gelişme ki Amerika'da savcıların Cumhurbaşkanı'nın iftira dediği, itiraf değil iftira dediği Sarraf'ın açıklamalarına bir anlamda Türkiye'den bir meşruiyet desteği gibi, savcılara gollük pas gibi bir karar alındı. Sarraf'ın Türkiye'deki mal varlığına el konuldu. Evet. Doğru bir karar. Geciktiği tartışılabilir. Ama doğru bir karar. Ama gerekçesi gerçekten beni sarstı. Bakın ne diyor gerekçede? Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etti. Casusluk yaptı deniliyor yani. Ama Sarraf'ın Cumhurbaşkanı'nın itirafı açtı, İftiraya dönüştü dediği açıklamalarına Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgiler. Yani şunu mu anlamalıyız? Havasını verdi. İfadelerinde, itiraflarında artık ne denilirse o zaman AKP'de bir gerçeklik payının olduğunu kabul ediyor diyebilir miyiz? AKP değil ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mal varlığına el koyarken söylediği bu. Yani Cumhurbaşkanı'nın iftira dediği Sarraf'ın konuşmaları devletin gizli kalması gereken bilgileri olarak niteleniyor. Şimdi bu Amerikalı savcıların Sarraf'ın itiraflarına veya tanıklığına meşruiyet kazandırmak için bulamadıkları bir fırsat. Bundan daha büyük bir meşruiyet güvencesi olabilir mi? Bu sözler için. Cumhurbaşkanı'nın bu gerekçeyle itiraf değil, iftira sözü de boşluğa itilmiş oldu. Hı hı. Şimdi bu maalesef ciddi bir sıkıntı ve bu dava nedeniyle muhatabımız Trump karşısında da durumumuz ciddi olarak zayıfladı diye endişeleniyorum. Yani kendi elimizi sıkıntı, zayıflattık yani. Zayıflattık. Şimdi bakın muhatabımız Trump derken Amerika bu davayla neyi kastediyor? Hiç kuşkusuz Türkiye'yi kendisine tam biat eder. Türkiye'yi tam kontrolü altına
almanın hesaplarını yapıyor. Erdoğan ve AKP şu an Türkiye'yi yönettikleri için bu bağlamda bir muhataplar. O yönetimin, Amerika'nın özellikle Orta Doğu politikalarında Rusya'yla, İran'la yer yer yakın durmasının getirdiği rahatsızlıklar var. Ve bu pazarlık çok ilginç. Amerika Dışişleri Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde çok net ortaya konuldu. Kendisi Wilson Center'da bir konuşma yaparken, bir düşünce kuruluşunda dedi ki, bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den ittifakın ortak savunmasını öncelemesini istiyoruz. Türkiye bu güvenceyi verirse, Amerika da bunu yeterli garanti bulursa, Saraf darbası başka türlü seyredebilir. Ve bir zeytin dalı da uzatıyor bakın, evet, bu doğrultuda. Diyor ki, İran ve Rusya Batı toplumlarının, Amerika kendini kastediyor öncelikle, Türkiye'ye sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları sunamaz. Nedir bu ekonomik ve siyasi faydalar? Yani seni ben gibi sevemezler diyor. Evet, yani bu sana bunları sağlayamazlar. Bunun içinde, bu torbanın içinde hiç kuşkusuz Saraf davası var. Başbakan Binali Yıldırım'ın ağzından da belki bir cevap verdik, bilemiyorum. Ne diyoruz? İngiltere'de de söyledi bunu. Sonra dönüşte uçakta gazeteci arkadaşlarımıza da iletmiş. NATO'dan ayrılmayacağız. Ve bu hani Rusya ile filan yakınlık anlamında çok tartışılan S-400'ler konusunda da bu bir seçim değil, mecburiyet. Çünkü biliyorsunuz güney sınırımızdan Patriotları kaldırdılar. Şimdi orada ne yapacağız biz? Yani İngiltere'ye gitmesi söyleyeyim de enteresan. Yani acaba bir manevra kazanmak için mi bilemiyoruz ama. Bir tür yani arabuluculuk tabii. Çünkü İngiltere gerçekten Amerika'nın yer yer akıl hocasıdır. Yani o tarihten beri böyle yürüyen bir olgu, olay. Şimdi siyasi masa olarak Türkiye ne yapar? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz, yaşayacağız. Örneğin siz haberleri sonlandırırken bir noktaya dikkat çektiniz. İsrail, işte Amerika'nın desteğiyle, Suudi Arabistan'ın, belki Mısır'ın ikna edilmesiyle fazla gürültü çıkarmadan Kudüs'ü başkent ilan edecek çarşamba günü diye. Örneğin Türkiye bu konuda ne yapacak? Onu da merakla bekliyoruz. Ne diyecek acaba? İşte yani bu pazarlık, muhatabımız Trump dediğimiz Saraf davasının siyasi pazarlığında neyin nereye nasıl oturduğu konusunda bize bunlar ciddi ipuçları, hiç kuşku yok ki, verecek. Şimdi burada Türkiye Amerika'ya boyun eğmeden, yani siyasi olarak kendi çıkarlarını ve haklarını pekala koruyabilir. Elinde önemli fırsatlar var. Çok konuşulmadı bunlar ama. Bakın ne diyoruz? Birleşmiş Milletler'e başvuracağız. Amerika Türk vatandaşlarını yargılayamaz. Zaten şöyle bir olay var. Bu ambargonun niteliği nedeniyle, Amerikan ambargosunun Türkiye'yi bağlamasına gerek yok. Amerikan ambargosuna sadece Türkiye değil, bir sürü ülke uymadı. Örneğin en önemlileri Çin ve Hindistan. Çin ve Hindistan uymazken, hatta Sarraf'ın itiraflarından veya iftiralarından her neyse, mahkemedeki konuşmalarından anlıyoruz ki, Hindistan para transferi yapılacağını anlayınca engellemiş. O nedenle Türkiye üzerinden yaptım filan diyor. Peki bu
para transferlerine bulaşmadan Hindistan, Çin bu ambargoyu nasıl deldiler? Türkiye'de bu rüşvetle beslenen pisliklere bulaşmadan bu işi pekala yürütebilirdi. Şimdi Türkiye bu pislikleri yargılayabilmeli. Bu fırsatı geçmişte kaçırdık. 17-25 Aralık hı hı. sonrasında işte Sarraf tutuklanmıştı da rüşvete konu olduğu söylenen bakanlar Yüce Divan'a sevk için mecliste tartışılmıştı. Tabii o zaman maalesef da bunlar kapandı. Yargılayabilirdik ama o zaman da işte polisin ve yargının değil mi adaletin kimler elinde olduğunu biliyorduk. O tabii, ne kadar sağlıklı bir adilane bir yargılama. Şu pekala söylenebilirdi. O tarihlerde gene hem sizde hem başka yerlerde ben şunu da ifade ettim. Cumhurbaşkanının Ergenekon balyoz davaları nedeniyle bu yargıya güvenemiyorum. Bunu söylemesi çok haklıydı. Ama yargının önünü tümüyle kapatması da bakın Türkiye'nin başına neler açtı. Evet. Yani yargıda gerekli düzenlemeler yapılarak bu cemaatin cerahati temizlenerek sağlıklı bir yargısal düzen yapılabilirdi. Bu yapılsaydı, örneğin mecliste 294 AKP'nin tam kadrosu, full kadrosu da değil bakın. Hı hı. 310 küsurdan evet. sadece 264 kişinin veya 294 kişinin oyuyla Yüce Divan'a sevklerinin önlenmesi bakanların. Yüce Divan'a sevk edilseydi yani Anayasa Mahkemesi aynı Anayasa Mahkemesi iki üye hariç sağlıklı bir yargılama bekleyebilirdik. Yargıda gerekli cemaat cerahati temizlendikten sonra Sarraf davası pekala yürüyebilirdi. Neyse bu fırsatı kaçırdık, bunu tartışmayalım. Hı-hı. Gerçekten bu sağlıklı bir yargılama yapılmış olsaydı bunlar başımıza gelmezdi. Ama bugün de bu fırsat var. Bakın Sarraf'ın mal varlığına el konulması yetmez. Yeniden dava açılması gündeme gelmelidir. Türkiye'de dava açılması. Amerika'da Sarraf'ın yaptığı itiraflar veya yaptığı konuşmalar yeni delil kabul edilebilir. Devletin gizli kalması gereken bilgiler değil, yeni bu konuda Türkiye'nin İran'la ticaretini işte pisliğe bulaştıran, sıkıntıya sokan deliller olarak ilgili Halkbank yetkilileri, ilgili o sırada hükümette her kim şemsiye açmışsa, sahip çıkmışsa. Bunları kapsayan bir dava Türkiye'de açıldığı zaman Birleşmiş Milletler nezdinde yapacağınız Amerika benim vatandaşlarımı yargılayamaz müracaatına da maddi temel oluşturmuş olursunuz. Şimdi sizde yargı yok, benim vatandaşımı yargılayamaz. Bu çok inandırıcı olmuyor. Uluslararası düzeyde. Onun için Türkiye'de acil olarak madem mal varlığına el koydunuz, bu mal varlığını gayrimeşru yollardan İran'la yapılan altın, gıda, sahte ticaretle edindiği bu yeni delildir. Dava açılmalıdır ve bu mal varlığının bu şekilde edinilmesi konusunda kendisine yardımcı olan banka her neyse bankalar, ilgililer burada yargılanabilmelidir. Eğer biz gıyabında Amerika'dayken Grandfuller için yakalama kararı veriyorsak aynı şeyi şu an Sarraf için de yapabiliriz. Onu siz diğer unsurlar ciddi Türkiye'de. Bir hamle olarak görüyor musunuz Grandfuller'a yakalama kararı çıkarılması? Çünkü pek Amerika'dan tutulup buraya getirmiyor. Hatta nerede olduğu da bilinmiyor. Öyle tabii, bir karanlık en azından bir adam. Şunu sağlayacaktır. Bunda eskisi gibi Türkiye'ye gelip istediği gibi at oynatamaz. Evet. En azından buna bunu sağlar. Doğru. Ve bütün bu Türkiye'nin yaşadıklarında Grandfuller'in ön ayak olduğu senaryoların algılanması anlamına geliyorsa bunu önemli sayarım. Yani gerçekten Grandfuller Türkiye'de
bu Fethullah Gülen cemaati üzerinden Atatürk'le hesaplaşma, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle hesaplaşma ve Türkiye'nin bir yeşil kuşaktan ılımlı İslam anlayışına doğru giden bir yeni yapılanmayla işte Amerika'nın çıkarlarını bu bölgede tam koruma, kollama arayışlarının önemli teorisyenlerinden ve sahadaki akıl hocalarından biri değil mi? Hem teorisyen hem sahada da fiilen çalışanlarından, görevlilerinden tekiydi. Bu algılanmışsa çok önemli bir iş. Yani işin hakkındaki yakalama kararı bulunup tutuklanıp getirilmesi vesaire o ayrı bir şey. Ama eğer o senaryo, Türkiye üzerinde oynanan bu senaryo, Türkiye için çizilen bu senaryo, Türkiye'ye biçilen İslam'ı Atatürk'ten uzaklaşarak yönet rolünün bir Amerikan senaryosu olduğu anlaşılmışsa iyi bir şeydir. Evet. Hatta o açıdan önemsedim. Yeni Türkiye tanımını da öyle değil mi? Hani tabii. Destekleyen, tezgahlayan, masanın üzerine koyan önemli sizin de dediğiniz gibi teorisyenlerden bir tanesi. Tabii bakın 1990'lı yıllarda işte Türkiye'de Dışişleri Bakanlıklarından alınan tavsiye mektuplarıyla Türkiye Cumhuriyetler'de Fethullah Gülen okulları açılırken o cemaat heyetlerinin yanında granfuller vardı. Evet. Bunlar yazıldı Türk basınında. Yani o açıdan yakalama kararı Türkiye'nin bu oyunu algılaması anlamına geliyorsa, yani sadece böyle bir laf ola bir dosya hamlesi değil. Ha biz bu oyunu anladık anlamına geliyorsa çok iyi bir şey. Evet, şimdi bir de şu noktaya da gelmek istiyorum. Toygun Atilla yazmış. Twitter'da ben görmüştüm. Bir merak şeklinde soruyor tabii. Amerika'da O.J. Simpson davasında hukuksuz elde edildiği gerekçesiyle delilleri geçersiz sayan ve davayı düşüren ABD adaleti, hukuksuz elde edilmiş ve yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen telefon tapelerini delil olarak kullanılmasını nasıl açıklayacak diyor. Şimdi bakın bunları açıklamasına falan gerek yok. Bu konuda. Ama söz konusu herhalde ulusal güvenlikleri olunca pek dinlemiyorlar gibi mi düşüneceğiz? Bu konudaki hukuki açığı gördükleri için sarrafı itirafçı yaptılar. Tanık yaptılar. Yani bu durumu engelleyebilmek için diyorsunuz. Tabii yani dikkat ederseniz yargıç ne yapıyor? Tape doğrulansın diyor. Zarraf'ın itiraflarıyla iş bir hukuksal zemin kazanıyor. Şimdi bu davanın Sarraf işte bütün hakkındaki iddianamede yer alan suçları kabul etmesine karşın Hakan Atilla aleyhine ABD ambargosunu delmek suçu havada kalabilir. Ha burada tabii kesin neyin ne olacağını algılayabilmek için Hakan Atilla'nın savunmasını beklememiz lazım. Savunmasını ne yönde yapacak? Bir de Atilla davası deniliyor da pek Atilla'nın devreye girdiği de yok. Hayır, şu an dinliyorlar. Yani de çapraz sorgulamalar da başlayacakmış. Sarrafı dinliyorlar. Sonra savunma, çapraz sorgu vesaire. Peki bu nerede o? Ne yönde gelişecek? Bu konuda bir bilgi yok. Sadece Sarrafı çürütmeye mi yönelecekler? Yoksa yani Sarraf dikkat ederseniz rüşvet almadı. Zaman zaman engellemeye çalıştı. Ama yukarıda benim Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı ve Genel Müdür Süleyman Aslan, onlardan işi götürdüm. O teknisyen olarak
Yani başta gönülsüz olduğu bir sürü işi de onunla yürütmek zorunda kaldım. Şeklinde yani şeyi yani emir altında yapan bir kişi izlenimi vermeye çalışıyor Sarraf. Evet. Ha, bu doğrultuda Sarraf'ı çürütmek yerine ben aslında bütün bunun risklerini ortaya koydum ama banka yönetimi, işte ekonomi bakanı böyle olmasını istediler. Ben de mecburen yaptım diye bir emir altındaki memur rolünü mü oynayacak? Jüriye bu da, Amerikan jürisine bu da cazip gelebilir. Çünkü onların da hemen hepsi işte emir altında çalışmış falan orta halli insanlar. İş hayatındaki bu durumu anlayışla karşılayabilirler. Şimdi Hakan Atilla'nın savunmasının ne yönde olacağı da onunla ilgili davanın seyri bakımından çok önemli. Şey çok kesin, bakın. Yani Türkiye'ye yönelik aleyhine bir karar çıkamaz. Siyasi pazarlıkları bir kenara bırakıyorum. O siyasi pazarlıklar zaten her şeyi değiştirebilir. Ama normal bir hukuk davası olarak alırsak, yani Hakan Atilla'yı da ambargoyu deldin. Savunmasını ne yönde yaparsa yapsın. Suçlamak havada kalır. Çünkü Türkiye şey değil. Bu ambargo, Birleşmiş Milletler ambargosu değil bu. Amerikan ambargosu. Türkiye buna yasal olarak uymak zorunda değil. Ha, ne olabilir? İşte Amerika'nın güvenliğine vesaire çıkarına zarar verdiniz vesaire. Ama Zarraf'ın hakkındaki suçlamaları kabul etmiş olması, yani Türkiye'de işlediği öne sürülen rüşvet, para aklama, sahte belge üretme gibi suçlara muhatabı her kimse veya suç ortakları her kimse, bunlar hakkında suç duyurusu yoluyla ayrı bir soruşturma başlatılabilir. Bu süreci önlemek için de Türkiye, Sarraf davasında yaşananların yeni delil olduğu gerekçesiyle 17-25 Aralık sonrasında cemaat yargısı endişesiyle, belki iyi niyetle düşünürsek, endişesiyle kapattığı bu davayı yeniden açması çok şeyi Türkiye'nin lehine çevirecektir. Türkiye bu da Sarraf'ın mal varlığına el koyuyorsa, bu mal varlığı ile ilgili bir endişesi var demektir, değil mi? Nasıl temin edildiği, nasıl oluştuğu konusu. Tabii. Bu savcılık soruşturması bir kovuşturmaya mutlaka dönüşmelidir. İşte buradaki rüşvet, para aklama, sahte belge üretmek gibi suçların muhatapları ve Sarraf'ın suç ortakları bu kapsamda yargı çeperine alınmalı. Olay Amerikan yargısında nasıl sonuçlanacak diye bir bekleyişe ve oradaki gelişmelere göre Türkiye'de karşı hamleler üretme gibi bir gün geçirme, evet, yanlışına düşmemeli. Şimdi şöyle şüpheler de var. İşte hep bilindik roller, işte Rıza Sarraf, Hakan Atilla veya diğer yargılanan kişiler. Bunların dışında acaba ABD hükümeti başka birini mi arıyor? Çünkü işin içine artık Michael Flynn de girdi. Onun da, evet, itirafları durumu söz konusu. Acaba başka, hani hukuk terimi de kullanır genelde avukatlar falan, bir başka bir büyük balık mı aranılıyor acaba? Bilemiyoruz. Kime ulaşmaya çalışıyorlar? Kişi aradıkları kanısında değil. Türkiye'yi tam kontrol altına alma. Olabildiğince siyaseten ezme, Türkiye'yi kontrol altına alabilmek. Bu kontrolün hedeflerinden tekine zaman zaman hamleler yapılıyor. Örneğin bakın, Türkiye ile Amerika arasındaki önemli sorunlardan tekine PYD. Amerikan Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki PYD'ye artık bundan sonra ağır silah vermeyeceğiz. Ama yeni düzende polis gücü olacak. Türkiye'den şimdi istenen
NATO, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle NATO müttefiki olarak işte ortak savunma konsepti içinde YPG'nin polis gücü olmasına rıza göstermesi. O polis gücüne nasıl sağlayacaklar? Yine kendilerine vermiş olduğu silahlarla. Tabii hafif, bu sefer ağır değil, hafif silah. Hafif. Diyecek ki ağır silah sana tehdit değil. Yani kimseyi oraya yaklaştırmayacak. O bölge onlardan sorumlu yani, olacak. Yani şu çok açık. Bu pazarlık masasında bir olay. PYD'nin meşruiyetini bir unsur Türkiye'ye kabul ettirmek evet. istiyorlar. İki, Rusya'yla, İran'la, özellikle İran'la yakın olmamasına dayanışma hangi gerekçeyle olursa olsun içinde bulunmamasını. Çünkü önümüzdeki süreçte Orta Doğu'da işte NATO şemsiyesi altında da belki yürütecek Amerika Birleşik Devletleri bunu. Hı hı. Suriye, Suudi Arabistan üzerinden İran'a karşı bir Arap Sünni hamlesi savaşa kadar varabilecek. Bu konuda da Türkiye'nin İran'ın yanında olmak bir yana tarafsız dahi kalmamasını sağlamak. Yani bütün bu olaylarda kişi arandığı kanısında değilim. Hep bu bir doğrultuda. De bağlantılı değil mi? Efendim? Hep bir de bağlantılı değil mi? Davalar, tabii. Olaylar, tabii. Orta Doğu çekişmeleri. Ama bütünüyle olay özellikle Orta Doğu'da yürüyen süreçte Amerika'nın tam kontrolü altına Türkiye'yi de sokmak. Şimdi şunu da hatırladık tabii. Aslında dönüp dolaşıp o kadar haklısınız ki olaylar hep Türkiye'ye bağlanıyor bir şekilde. Hep siyaseten sıkıştırma amaçlı şey değil miydi? 29 Ekim günü Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon. Türkiye bizim için en büyük tehlike. Hatta İran'dan bile tehlikeli demişti. Tabii. Yani tabii bu sadece bu olayların vahametini anlatan sadece bir söz, bir ifade. Bu nedenle bakın bu Michael Flynn davası da dönüp dolaşıp bir yerinden Türkiye'ye gelecek. Yani evet. Biz ne alaka diyorduk ama anlatın o ki evet bağlanacak. Esas Rus bağlantısıyken Türkiye'de işin içine girecek ve Türkiye ile yani bu sorgulama ABD'de Türkiye ile Rusya arasındaki son dönemdeki yakınlaşma çerçevesine de oturtulacak. Şimdi bu Michael Flynn üzerinden Amerika Türkiye-Rusya yakınlaşmasını soruşturuyor. Şimdi bu olacak şeyler değil. Türkiye'nin üzerine kurulmak istenen bir baskı var. Bu baskının nedeni çok açık. Türkiye dünyanın en değerli arsası üstünde kurulu. Amerika'nın Orta Doğu'yla bu kadar çok ilgilenmesi, batılı devletlerin bu kadar çok ilgilenmesinin en önemli nedenlerinden teki, işte Hazar Havzası'ndaki bizim doğumuzda, güneyimizde, bu Arap Yarımadası'nda, Afrika'nın kuzeyinde zengin doğalgaz ve petrol kaynakları. Buralara karadan ve havadan en yakın ulaşılacak yer Türkiye. Şimdi Türkiye, daha da öne çıkmış Türkiye desteğe alınmadan, tam kontrol altına sokulmadan büyük bir sıkıntı olacaktır. 2000'li yılların başında, başında rahmetli Bülent Ecevit'in bulunduğu koalisyon hükümetinin yıkılmasının en temel sebeplerinden teki de hiç kuşkusuz içeride yerli işbirlikçilerin ittifakıyla buydu. Türkiye'nin kontrol altında olmaması. Şeye kadar 2010'a kadar falan fazla bir sorun yoktu Türkiye'de AKP hükümetiyle ama ondan sonra yaşananlar özellikle bu Orta Doğu'da artık Türkiye'nin güvenliğini gerçekten tehdit eden Kürt koridoru hamlesi Türkiye'yi başka noktalara getirdi.
başka güvenlik arayışlarına soktu. Çünkü bakın Türkiye'yi başka arayışlara iten gelişmelerde bu NATO ortak savunma müttefikliğinden falan söz ediyor Tillerson. Ama madem böyle bir ortak savunma NATO içinde anlayışımız var, Suriye'de olaylar başladığında Türkiye için Suriye sınırı bir güvenlik bölgesi haline geldiği zaman Patriot füzelerini niçin geri çektiniz? Patriot füzelerinin geri çekilmesinin hala yanıt yok. Tabii Patriot füzelerinin geri çekilmesinin NATO'nun şimdi Türkiye'ye yaptığınız çağrı doğrultusunda ortak savunma konseptiyle ilgisi neredeydi? Ondan sonra siz Türkiye'yi S-400'le orada güvenlik bölgesi güvenliği sağlama arayışından suçlayamazsınız, yanıltamazsınız. Onun için Türkiye kararlarını kendisi olarak, kendi çıkarları doğrultusunda ağırlıkla verebilmeli ve üzerindeki bu kurulan bir ayağı Saraf davası olan tuzağı bozmak için de kendi hamlelerini ortaya koyabilmeli. Bunun da yolu Sarraf'ın gerçekleştirdiği kirli işlere, rüşvetle, sahte evrakla desteklenmiş kirli işlere devletin gizli kalması gereken bilgileri, muamelesi falan yapmaktan ivedilikle vazgeçip bunları dava konusu içeride kendisinin yapması. O zaman Birleşmiş Milletler'e tekrar ediyorum. Beni yargılayamaz, benim vatandaşlarımı Amerika yargılayamaz, ben yargılıyorum iddiası maddi bir temel kazanmış olur. Evet. Peki bir diğer önemli konuya da gelelim. Manadası belgeleri. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son bir kritik hamlesi daha oldu. Salı gününe kadar bu sefer süre verdi. Seni uyutmayacağım diyor. Hatta Yurt Gazetesi de manşetine almış. Erdoğan'ın diyor akşamları bile rahat uyuyamadığını gayet iyi biliyorum. Hatta belgeleri açıklarken de yanına bir doktor al demişti. Ancak orada da yine enteresan gelişmeler var. Önce bu yurt dışı banka dekontları açıklandıktan sonra işte Erdoğan'ın direkt ismi yok ama yakınları, oğlu olsun, yeğeni olsun, eski özel kalem müdürü olsun, hep onların işte İngiltere civarında bulunan bir adacık devletinde yine bir vergi cenneti seçiliyor. Orada yine tabii banka hesapları ortaya çıkmış durumda. Önce sahte dendi. Sonra bunlar efendim ticari belgeler. Bundan bir şey çıkmaz. Sonra tekrar bir sahteye dönüldü. Sonra bunlar banka hesapları. Bunları kimden aldın denildi. Yani orada da bir ne yapacağını bilememe durumu var galiba. AKP'de siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi önce bir dileğimi, temennimi söyleyeyim. Bu savcılık belgeleri istediğine göre artık bir yargısal süreç içine girdiğimizden söz ederiz. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan bir de dava var. Evet, tazminat veya, davası da var. Açılması istenen savcılığa bir başvuru var. Tazminat davası. İşte ceza davası da açacağız falan diyorlar. 1,5 milyon lira istiyor Erdoğan evet. Cumhurbaşkanı. Bunun Sarraf davasına dönmemesi. Neyi kastediyorum? Bir hukuk davası olarak kalması. Siyasi iradenin hukuka yansıması değil. Bu konuda bazı riskler var. İşte Cumhurbaşkanı'nın bedelini ödeyecek filan söz. Evet. O olmamalar. Yani siyasi nitelik kazanmaz. Şimdi savcı bu belgeleri istedi. Neyi araştıracak? Teorik olarak önce denilebilir ki sahte mi gerçek mi? Artık yani sahte olduğu olmadığı değil mi? Sahte o süreç geçildi gibi veya geçilmiş olmalı. Cumhurbaşkanı dahi Swift belgeleri elimde dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı Halkbank, Albaraka dekontlarının Halkbank dekontlarının Albaraka'ya yönelik döviz transferi olduğu için
bir Amerikan bankası, New York'taki Mellon banktaki banka paranın gitmesi ve gelmesi. Bu belgeler elimizde dedi. Demek ki bunlar doğru artık, yani sahteliğini tartışılamaz. Bunlar ticari şey dedi. Bu açıdan savcılığın yapacağı soruşturma, dava konusu da yapacaksa, neye odaklanmalı? Bu bir normal ticari faaliyet mi? Yani bir maddi temeli var mı bu para transferinin? Bir şey alınıp satıldığı karşılığı, yeri, yurdu var mı? Yoksa başka bir şey mi? Şimdi bu konuda Manadas nedir? Offshore dediğimiz, dünyada benzer örnekleri olan bazı sıkıntılı işler. Burada yapılan işler nedir? Bunlar bir akademik bilgi değil. Bu bölgelerde ticaret yapmak için Türkiye dahil ülkelerin çıkardığı yasalardaki gerekçeler. Burada genellikle kayıt dışı kazanç elde edenler. Bir. İki, kara para aklayanlar. Üç, yasal olmayan faaliyetlerini gizlemek isteyenler işlem yapar. Genelde bu niyetli kişilerin işlem yaptığı yerler Manadas. Bunlar. Evet. Manadas da bunlardan bir tanesi. Burada yapılan işlemlere normal ticari faaliyet diye hemen bir kenara bırakamayız. Bir kenara bırakacak olsak, bu yerlerle ilgili bir sürü yasal düzenlemeyi Türkiye'de de başka ülkelerde de yapmayız. Yasal düzenlemeler var. Nitekim bu offshore konusunda Man Adası'yla da biz bir düzenleme yapmışız. Ya değil mi? Evet. O da ortaya çıktı. Yani yapılmış bir düzenleme. Ama yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Man Adası gibi bir... Ama Türkiye'de bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi 5 yıl. Ve ilginç bir şey, 5 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerdeki para transferiyle ilgili zaman aşımının dolduğu süre. Ondan sonra onaylanmış. Bu nedenle bakın savcılık bu konuda etkili bir soruşturma yapmak zorunda. Her şeyden önce. Yargıya güvenilebilir mi? Bu maalesef Türkiye'de çok tartışmalı bir konu. Ama güvenmemiz için o etkili soruşturmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştihatlarındaki gibi anladığı anlamda yapmak lazım. Bu arada son bir dakikamız. Evet. Bunun için de bakın ne yapılması gerekiyor? Bu para Türkiye'ye geldi. Daha doğrusu Türkiye'de. Çünkü belgelerde şey çıkıyor. Man Adası'ndaki şirket dövizi bozduruyor ama dövizin kaynağı Türkiye. Ama Man Adası'ndaki şirket dövizi bozduran. Döviz olduğu için Halkbank'tan bu Mellon Bank'a gitmiş görünüyor bu para. Oradan geri gelmiş görünüyor. Şimdi bu para vergilendirilmiş bir kazançtan mı elde edildi? Bunun mutlaka soruşturulması lazım. Bu paranın geldiği kişiler matrah artırımında bulundular mı bu zaman aralığı içinde? Vergi beyanlarını yaptılar mı? Bu paranın bizim yasal düzenlemelerine göre %30'u vergi olarak yatırıldı. Bunların soruşturulmaması halinde bu belgeler hakkında savcılığın vereceği bir karar maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında, Anayasa Mahkemesi'nde Hrant Dink davasında atıf yaptığı o içtihatında öngörülen etkili soruşturma kapsamında olmaz. Ve bu davada
siyasi niteliğiyle Sarraf davasına, o çok yakındığımız Sarraf davasına dönüşmüş olur. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da gayet güzel ve keyifli, dolu bir sohbet gerçekleştirdik Sayın Uluç Gürkan'la. Biz bu saate de bir nokta koyuyoruz. Yine bir araya gideceğiz. Üçüncü ve son bölümle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.